Esir degan katta bir ajdahoni changaldan qaytib kelgandan keyingi mustaqillik davridagi Ahmadjon Odilov faoliyati haqida suhbatlashsak. Keldi, keyin xullas chiqib ketdilar qamoqdan aybsiz. Sud hech qanaqa ayb qo'yolmadi va tergov materiallari hammasi inkor qilindi va Ahmadjon Odilov va Odilovlar qamoqdan ozodlikka chiqarildi. Bilasiz O'rozboy, bu eng nozik haligacha mani qo'zg'atdingiz. Men o'ylamanki, buni shu kitobda ham yozdim. Mana aytdim, yoshim mana 72ga boryapti. Nima endi dedim, nimaga buni gapirmaslik kerak bu narsani? Odamlar ko'p so'raydi, nima uchun yana 15 yil qamoqda o'tirdi bu odam? Mustaqillik davrida 15 yil ham o'tirdi deyishadi. Qamoqdan ozod bo'lish juda tantanali bo'ldi. Buni negizida o'sha Islom Karimov siyosati roli katta, buni inkor etib bo'lmaydi. Chunki saylovga 3-4 kun qolgan, prezidentlik sayloviga jurnalistlar, televideniye, kino, radio, gazete bosib ketdi. Hammasi endi shu tezroq berish kerak, haligi saylovgacha berish kerakda maqolani. Maqtab Mahmad deb prezidentdan hurmat qilib, minnatdorchilikni bildirib, yaxshi, hammasi ketyapti. Keyin bir davr keldiki, bir Amerikadan, Gruziyadan biznesmenlar keldi-da, O'zbekistonda katta neft zaxiralari bor edi işte. Shuni siz bilan birga qilsak deb ma'lum oldik keldilar. Keyin prezidentga qizildi bu gap. Karimov aytibdi, Ahmadjon aka shu ish bilan shug'ullansa bo'pti, rozimiz debdi. Mana qarshi gidrogeologiya ekspeditsiyalaridan burg'ularni olib kelib Chinozga qo'yishdi. Burg'ulash boshlandi. O'rtada sovush boshlandi Karimovning oldida. O'rtasida munosabatlar sovush boshlandi. Sabab nima? Sabab, bilasizmi, bu yerda ikkita o'zbekdek katta farzandini birga bo'lishni istamagan odamlar ko'p. Shular o'zini buzdi deymiz. Xuddi shu siyosat Rashidov davrida ham bo'lgan. Hali ichki muxolifat deymizmi, o'sha Andropov davrida ham bular ichki muxolifat Rashidovdan noto'g'ri ma'lumotlarni berib, qo'shib yozdilar, bu bor, oraxo'rlik. Bu yerda ham xuddi shu narsa bo'ldi. Keyin haligi burg'ulash ishlar to'xtatildi, 1200-300 ming metrga uzun tushib borgan qolar. Mana necha metr borganman. Hali tuproqni chiqishidan haligi yog'ilar aytyapti, neft bor bu yerda deyapti. Demak, Chinoz hududida, Toshkent viloyatida. Shunday 44-mi 47-mi kilometr Chinozga o'tmasdan. O'tgan yo'lda. Yo'lda o'ng taraf, chap taraf deydi. Toshkentdan ketishda. O'shlar to'xtatildi. Shundan boshlandi uzi nima deydi? Otada shunaqa bir nima deydi? Yumshoq xarakter yo'q-da. Juda keskin. Keskin odam. So'kib olmaveradi. Qattiq gapirib olmaveradi. Mana o'sha sud boshlanganda birinchi kunda Moskvada shu Oliy sudni a'zosini televizorda pip-pip qiladi-yu, pasholar deganlarda uni kim ayta oladi? Aytolmaydi, bu xarakter shunaqa, Xudo bergan. Uni Karimov to'g'risida ham shunaqa gaplarni gapirib yuborganlarini bilaman. Endi buni odamlar yana ham bo'rttirib, shirib, olib boradi. Keyin bular nima dedi? O'zi ko'p siyosiy guruhlar kelib yurardi Odilovni oldiga, bizga qo'shiling, siyosiy partiyalar, sizlarda endi erk bor, keyin birlik bor, boshqa dehqonlar partiyasi qilamiz deganlar bor, pensionerlar partiyamiz qilamiz deganlar bor, Namanganda haligi islomchilar, Tohir Yo'ldoshlar. Keyin o'ylab turib, bo'lmasam bular bitta partiya tuzish to'g'risida gap bor edi. Bo'lsinjon aka, amakalari, dadamni Odilov. Amir Timur Adolat partiyasi deb nom qilishdi-da, ustav ishlab chiqildi. Bunga o'zimizdagi taniqli olimlar qo'shildi. Lekin har guruhlar, endi katta guruhlar, taniqli odamlar, akademiklar, Timurning, bobomiz Timur nomini bo'lsa, hamma qo'llashga kirishib ketdi-da.
bu dardı sonraki getip organdan ki yok adlar indirgen işte. Hamasını. Hamasını. Halı yapırıp yürgen akademik doktorlar şık yok buldu hamasını. Partiye toktadışlar çünkü tas elgi yığılışlar Kokan'da var onlarda ya bir adı bulup durup da. Toktadı da uşa sizi hali etken Esir Prokuraturası'nı hareketten toktadırken cevap etmiş. Jonlandırıldı. Başkattan kozgatıldı. Kozgatıldı. Sütyen, Namangel'de yanmaz, Fatih'e yanmaz, Taşkın'da yanmaz, Sırdaroğlu'nu yangi yerge verir. Yangi yerde süt başlandı. Şu Esir Prokuraturası'nı 80. yıllardaki materyallerle, 80. yılda otkazılgen ekspertizelerle, Esir Devlet'in ekspertizelerle. Süt halı yakınlanmasından Kokan milisyası İçkişiler bölümü da cinayet kozgagan. Adeli 5 tonlu amorfos oğutunu zoramanlık bilen kimya sanatından aldı degen cinayet iş kozgatılgan. Asosiy ayıp şu bölgen yani, de? Şu bölgen. Bu cinayet işini boyunca kelip bular yani yerde atanı kamak kalışalım. Kokan yok geçer. Kokan'da süt buldu, 4 yıl azadlığından mahrum getirdi. Bunun için de hala Esir, Özbekistan Ali Sütü'nü işi devam ediyordu. Çünkü iki de süt kuruyordu. Kokan ucu sıraltı geri buldu, Özbekistan Ali Sütü hala Esir Prokuraturası'na işleri boyunca hala hukum çıkarmaya geldi. Şimdi hukum çıktı, hani etkenizde bunu oğurluk, parakorluk, u, bu, haması yok. Çık getirdi. İspatiyem yok, uzayam yok. Bitti epizod kaldı. 88. madde değillerdi. Özbekistan Cinayet Kodeksi'ni. Esir paytta sal yengir oğa koyulgen. Bunlar kayta kvalifikasyalar en ağırını koyuştu da. Ota ahır tan jarohat yetkazışta ayıp koyuldu. Kim yetkazgalandı ota ahır? Bu adam Namangan'da rahbarlardan bir tanesi bulan. Münasebet yaman bulmagan. Bir gel şu rahbar halk kontrolünün reisi bulan adam. O adamlar hocayını kutu bir adaygı Toşkent'e gizkegen de mühman darışılık kılıngan. Pirivalda şu kamçıkta. Mehmandar şeyden kiyin Toşkent'deki rakı vardı kuzatışken. Orada da yine mehmandar şeyleri bugün kızıp getirip iki de adam uçken, uçlaşken. Adam ederim, bana kapalı kalırdı, kalıp dedi, kaypaş kaldı, kapalı kalırdı, kalırdı, kalırdı. Vurdum bitti dedi, uçtan ketti. Kiyin o var taşadığım cahaya geldi. Üç günden kiyin vardı uyuge dedi, yaraştı dedi. Çünkü bir yakın bir tıkken, Markas Kongiyan'da yarıştırıyla varıp yarıştı, gelişti, oğlanı uçuyla verildi, bana uçuyla verildi. Bu 78. için hali adıklar kanalmasından 6 yıl burungi boyan geldi. Kıya o tüketti de, şimdi 93. yılge gelip, 78'den 93'lisi, 14 yıl yatadı mı? 14 yıl ötüp, uşa İki de adamdı, birbirine bugün cancalı, muçlaşı, uğruşu Uzbekistan Cinayet Kodeksini 88. moddası bilen ayrılığı ilan kılıp ölümge okuyurken derecedeki statiyası varırken en ağır punktu koyup 10 yıl hazırlıktan mahrum kılındı. Şimdi bu dağrının içi de şu kalite yegen adam Raykom sekreteri buldu, başka buldu, adam kurutu yıldan petti. Esir davrıda vafadan etiketi. Olan da o ziyan yok. Yok adamın bağlı cinayet iş açıldı. Yok adam, yok davrıda kıyan ekspertizası şu uruş cancarda o adamda hayatı ge hamsala digen tam cerraha yetkizilgen digen ekspertizi. Laptop digen adam ekspert. Uyan bu şey Esir'de kaysi bir firmasını ekspertlerine. O şey ekspertize gel asasını. Ama süt böyle yaptığını Özbekistan Ali Sütü kılı yaptı. Ekspertize kılıyla.
Kamadet koştum ben. O yıl geldi şu buna. Ali ki araba orta çıkıyordu ya onu. Toriyor bu, o yıl bu, o yıl. Bunlar sakız yılında oturup o gel koyundu. Esirlerinde. İki yıldan kim çıkış görüyor. Bu ya kokandaki Toriye. Bu ortada yok anlattı çıktı ben işte. Yani koşumca. Yani su boyunca Hamza Tuman suyu da vardı. Kim amnistiyle buladı. Amnistiyle düşünmeydi adamlar. Çünkü 60'tan başka etkiler. 60'tan yukarı gelmişti herhalde. Kim bu ya, ya bunlar için şu hükümet için yangi modda topuldu. Cezanın uçtaş masası administrasyasında kulak samasıydı. Katı katlarına karşılık kursatken olanlar cezalanırdı. Yan torunu 5 yılda. Şu asası istatya kim başlık etti. Şu istatya ketti ketti ketti. Şundan 15 yılda vardı. 2008 yılda çıktılar. 2008 yılda çıkışlarına kimdir kumaklaştı mı? Ana kadar halkalı taşladılar, yordam verdi mi? Doğru, doğru. Şu dağırda 2008 yıldan aldırlık hareket abi Uzbekistan'da yan insan hukuklarını kımaya etuçi taşkilatlar vardı, vakiler işlaptırardı. Şu dağırda prezident George Bush Kiçkinası, oğlu. Onu Condoleezza Rice diyen, yani devlet katılıyordu. Onun mağını Uzbekistan maşı müntakı boyunca vardı. Aziz İslam şıkkı tamamı. O kopyalar da böyle. Prezident albatı kavuklardı. İslam kavuklardı çünkü Amerikan siyasetini mutkızı bir adam. Müntakı boyunca masul. Şu adam kop, nasıl koydu anlasın. Şu hafızlığı var. Ama bana kalan çıksancı. Kim hani MOPİÇE diyen vardı, Müjnon Organizasyon Papıran Çelik, halkı, insan hukukları için halkı taşkırladı. Bu kop memleket azı. Şimdi 25 tane devlet vakili, Prezident İslam Karim'in namıgen, Muracan'ın kabul edilen, Berlin'de bugün yığılışı da. Şu 5 tane, 6 tane adamdı, mahkumlardı, familyalar kursatılgen. Azaz Kısengiz digen bana da. Bunu bu April içinde böyle yaptı. Mayda Prezident Namur'u çıkart gelip şey yaptı. Ve Mayda içinde uşağılığı Devlet Katıbı'nın mağınlığa Kelim Karim'den böyle yaptı da şu masadan koydu yana. Şu, şu neticede azatlık çıkmış burada. Çıktı. Odamdan aytishga qaraganda, otay Ahmadjon odam o'sha paytda qamoqxonadan ozod qilindiz degandan keyin ham ketmayman deb turgan ekanlar, chiqib ketmayman degan ekanlar. Nima uchun ketmayman deganlar? Bo'lgan shunaqa gap. Sabab o'rgan bo'lgan ham qamoqxonaga yoki boshqa bir asos bo'lganmi? Qiziq bo'lgani, men ishxonadaman, o'tirib telefon. MBD'dan. Anvar aka, men palonchiman dedi, tanirdim odamni. Otelizde kamadan çıkarış kursuda karar kabul kılındı. Hazır sizde şu Sangor dedi, ligi tibbiyat başkanlarsa kamakhanı. Kamakhanı bu işe. Şutke zülgün ben bağışız gereği sizi ak etez. Uyuz ak etedi yani. Rahbarlar şuna dedi, uyuz ak etedirken. Vardım, varsam buradan bir balkonu yutturttu. Mankolun geri kavazı verişti. Hamza Sudun'u bugün gibi 4. iyiyim şu günü kararı Ahmacan Adil'i müddetten aldım. Hamak cezasına azat edildi. Çıktı ki bana hazır kadet çıkardılar. Zekiyi yumuşak kalıp o pikas. Bu insan dedi kızı biz o barı koşumuz gereği dedi. Lekin tepedeyle yetiştin ve gelir siz al bir herkes. Bilsen o adam kamadan çıkmayayım ben de gene. Sebabı ben 15 yıl ayıpsız oturdum ben. Bana ben şu kamuk kimimde, prezident aldığı barıyla, bana hop inan edip de azaltıydı. Aldığı barıyla iki ağız geldiğini eşteyim, nümeliydi. Kaysı, ayıbın kaysı cinayetlerim için ben 15 yıl Uzbekistan, müstakil Uzbekistan'da oturdum kamukta.
Agar mana aybiz mana aybiz bo'lsa, bor Ahmadjon aka mashlari qildingiz desa, indamay ketaman deganda. Agar aybiz yo'q desa, aybdorsiz, lekin bo'ynimga qo'yib bera olmasa, bitta yuziga tiklaymanda yana qamoqqa kiraman degan. Shuning bular shu yumshoq qilib o'g'li kesin, aldaydi, suldaydi qilib olib ketgan, ular aytgan chiqasi bir joyga kirasiz deganda, bo'lmasa qamoqda ikkita qop haligi arxiv materiallari bilan yura, yozib yurardi. Bitta kichkina sumkachadan chiqib kelardilar, man ko'rgandan keyin tushundim, uzr so'rayman. O'shanda sirada butun mani narsalarim qolib ketdi-yu. Bular azobda man. Ketdi endi bo'ldi deb qo'ying dedi. Ketaverdik shu bilan. Keyin olib ketdingiz. Olib ketdik. Mana qamoqxonadan ikki marta chiqqanlarda ham shu Pop tumani aholisi, o'zingizni ham qishloqlaringiz g'urum saroylar qanday kutib oldi Ahmadjon Odilovni? Birinchi chiqqandagi sayl davridagi ham yo bugun birinchisida ham ikkinchisida ham. Birinchisida endi u ham hukumat ham tashkil qilgan. Nima deydi? Yo'lda ketyapmiz, masalan, qish bo'lgani uchun perevallarni bu tamshildan vaqt tunnellar yo'q, yo'llar yo'q, Tojikiston orqali ketyapmiz. Mashinalar 40-50 bo'lib ketgan, kolonna gay ham berishgan. Tojiklardan boshlangan hali mehmondorlik kutib olish. Chegaraga yetib borsa endi tumanot odam qo'llasi bo'lgan musiqa, karnay, surnay, videolarga olish bo'layapti, qilyapti. Bitta joyi hali dadamni qamoq qo'ygan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi Titov polkovnik. U ham chiqib ketdi-da kutib olishga. Shunda hali advokat tanirga advokat gap eshitdim dedi. Yani sen o'zing qamoqda endi kutib olyapsan deb aytdilar. Shunday bo'ldi. Urumsaroyga kirmasdan endi bo'lyapti hali. Urumsaroyga kirildi. Uyga bormadi Qabristondan. Çünkü ona o'tib ketdi bo'ldi-da, onamdan qalbini yuborilardi. Endi men qolib ketdim, men ham boshqalar ham qolib ketdi, yo'l yo'q, o'tib bo'lmaydi. Qadri qoldik. Endi keyin men o'zim haligi videoda ko'rdim. O uyga ancha yetmasam yo'l to'layotgan odamlar ko'tarib sürüp olib ketdi. Qo'l-qo'l ko'tarib ketdi. Ko'tarib olib uzatib ketishdi, ko'tarib olmadi, uzatib uzatdi. Yon dizganlar o bayib qilasizmi odamni deyapti, lekin quloq solmaydi hech kim. Biz orqada qolib ketdik, zo'r uyga kirib bordim-da, mana qo odam. Shunday bo'ldi birinchisida. Ikkinchisida ham endi to'g'risini aytsam, baligilar ogohlantirdi. Dabdaba qilmanglar, maraka iltimos edi. Men dedim, bu quloq haligi nima de kafirlik bera olmayman dedim. Baribir men aytaman-ku deyman uydagilarga. Chiqyapti ozodlikka. Unda uyda qarab qo'yish kerak deyman. Lekin kafir bo'lolmayman, odam bo'lmasa dedim. Lekin u sovet davridagidek darajada bo'lmasa ham, odam tumanotida ikkinchi chiqishda ham. Shu mustaqillik davridagi 15 yillik mandlikdan chiqishda ham odam tumanot odam ko'p edi. Demak, Ahmadjon Odilov haqiqatan ham jinoyatchi bo'lganda, xalq manfaatlarini bog'lab katta suiiste'mollar qilganda, odamlar bunchalik mehr bilan kutib olmasdi. Endi boshqa bir masalada suhbatlashay siz bilan. Mana shu gap bizda. Shu kelgan odamlar ko'rganda endi uydi. Mana uy turibdi, Odilovni uyi yonida oddiy odamlar uy turibdi. Bu yerda oddiy odamlar uy turibdi. Shu jurnalistlar ham yozyapti. A farqi yo'q-ku bu uyda dedi. Nimasi farqi bor? Nima u qayerlikdan olgan bular qasr bo'lgan matbuot nima deganidi-yu? Aslida qanday ekan? Qo'ni qo'shnilarni uyi bizgidan tuzoqroq bo'lsa borki, lekin farqi yo'q edi. O'zbeklar ishi, paxta ishi bahonasida xalqimizni o'sha 80-chi yillarda boshidan juda katta qirg'in barot aytish kerak, qatag'on yillar o'tdi. Eng yana millatimiz sarovatlari qirg'in qilindi, qamatildi, o'ldirildi va minglab oilalar jabr ko'rdi. Mana Ahmadjon Odilovlar oilasi ham shularning qatorida bo'lgan. Endi bitta savol bermoqchiman. Nima uchun masalan bugun mana shu bizning xalqimizga nisbatan qilingan jinoyatlar uchun o'sha jinoyatni sodir etgan shaxslarga nisbatan chora ko'rish mumkin emas? Deylik, xalqimiz nomidan yo mamlakat rahbariyati nomidan xalqaro gaga sudiga murojaat qilish mumkin emasmi?
Bilasizmi, manam shunga hayronman, tushunolmayman. Bir yaqin o'rtada bir davr bo'ldi, bu masala ko'tarildi, yana qozon yopildi. Chunki mana shu Gudelyan, Ivanov, Sizerskiy, boshqalar bo'lgan, Ludinov, yana boshqalar. Bular haqiqatan ham O'zbekistonda o'sha markazni qatag'on siyosatini amalga oshirgan odamlar bo'ldi. Vaqt yetib keldiki, bular hammasi juftligini rostlab ketvordi. Matbuotda qancha yolg'on bo'xtonlarni berishdi bular. Gudelyan ham berdi, Sizerskiy ham berdi, Ivanov ham berdi. Bilasizmi, shu hozirgacha shu narsa davom etib kelyapti matbuotda. Gazeta jurnallarini bilmayman, o'qimayman, lekin mana ijtimoiy tarmoqlardagi haligi saytlar bor Rossiyaniki, Lenta.ru, lekin hatto Rossiya televiziyasi ham hozir ham o'sha Gudelyan Ivanov davridagi buxtonlarga tayanib eshitirishlarni ko'rsatyapti, kinolar beryapti, Ahmadjon Odilovni bir qandaydir film beryapti, qozoqda do'ppisini kiygizib qo'yibdi, qozoqda choponini kiygizib qo'yibdi, xotini demak mani onam bilan birga pullarni yoqyapti. Yoqadigan pulni o'zi bo'lgan emas, pul bo'lganda aytdim hali yaxshiroq advokatlarni olgan bo'lardik, balkim tezroq tugarmidi ish. Endi bilasizmi, bu odamlar haligi bir gap bor ekanda, o'zimizda ham bor ekan, hali haqiqat qo'shni kelguncha yolg'on bo'xton dunyoni yarmini kezib chiqadi degan gap bor ekan. Manimcha yarmini degan noto'g'ri ekan. Dunyoni hali ham kezib yuribdi o'sha. O'zbek dunyosini kezib yuribdi o'sha. Sobiq ittifoq doirasidagi mamlakatlar o'sha televideniyani ko'radi. Masalan, markaziy televideniya, Zvezda degan kanal bor. Mana internetda Lenta.ru degani bor. Yana bir qanchalar bor. Haligacha o'sha Gudelyan Ivanov, Sizerskiylarda siyosatini qo'llab kelyapti-da ular. Lekin bizda bu ma'noda davlat uyoqda tursin, ommaviy axborot vositalarida ham yo'q shu gap. Biz ularga, ular hali ham ishlayapti bizga qarshi, lekin biz indamay turibmiz, jim hali ham. Mana masalan, mana shu kitobni o'ylab-o'ylab, ko'p o'ylab qilganman, dadamga va'dam berganman, chunki maqsad shu davrdagi asl vaziyatni ochib berish bo'ldi menga. Man masalan o'zimni qandaydir bir reklama qilish haligisida bo'lganim yo'q. Mana manga aytishdi, nimaga kitobga haligi avtorlar mana manzuriga muallifni rasmini qo'yadi, tarjimai holini qo'yadi, siz qilmabsiz-ku dedi. Men aytdim, men dedim o'zimni targ'ibot qilayotganim yo'q dedim. Men o'sha davrdagi bo'lgan nohaqliklarni ko'rsatish maqsadimda, men o'zi orqa qatorda yurgan odamman, haligacha ham shuni yurmoqchi edim. Hatto sizga mana shu suhbatni ham to'g'risini aytsam, boshida ham aytganman bir gal. Telefon qilganimda aytdingiz, yo'q, men intervyu bermayman, suhbatlashmayman dedingiz. Lekin mana kitob chiqqandan keyin sizdagi savollar meni qiziqtirib boshladi-da, shuning uchun nimaga biz jim turishimiz kerak deyman. Men hayronman. Endi hozir menga haligi takliflar borki, shu kitobni sal qisqaroq qilib, rus tilida chiqaraylik-da, shu Rossiyadagi odamlarga beraylik. Bu vaziyat bundaqa emas, buni hali ham bilmaydi ular, hali ham o'sha Gudelyan bilan bergan buxtonlar, Ivanov, Sizerskiylarni bergan buxtonlarini o'sha Sokolovga o'xshaganlarni buxtonlarini haqiqat deb yuribdi ular haligacha ham. Bo'lmasa shunaqa filmlar yaratmaydi hozir, bilasizmi? Chunki o'sha buxtonlarni aylanib yurishiga sabab biz indamay jim turibmiz. Jim turibmiz-da. Demak, bularda ayb bor ekan, ayb bor ekan deydi. Bu ayb bor ekan, bular buni yutyaptimi? Bundan ko'ra dahshatliroq qilsagan yutvaraveradi deydi-da bular. Mana shu qanaqadir bir xalqaro advokatlarni yollab, mana o'zingiz tashabbus ko'rsatsangiz-da, shularni bir xalqaro sudga berib, ular bizni xalqimizga qanchalik ma'naviy va moddiy zarar keltirgan. O'sha kitobingiz yozilishicha yuzlab guvohlar Namangandan Moskvaga borishgan. Yuzlab tergovchilar Moskvadan bu yoqqa kelib, o'sha tergov jarayonlarida qatnashib, qanchadir miqdorda, katta miqdordagi mablag'larni evaziga betta o'sha safar xarajatlarini sarflagan va samolyotga borib, Moskvadan mehmonxonalarda yotib, u yerdan qaytib kelishga
ularni sarflagan mablag'lari sizning otangiz bo'yiniga qo'ygan sarflagan mablag'lardan bir necha yuz barobar ko'pligi ma'lum bo'lyapti. Nima uchun masalan biz shuni xalqaro sudga berib mana shu katta mablag'larni va ma'naviy zararlarni undirishimiz mumkin emas? Mana shunga tushunaman. Endi o'zbek bu jiddiy masalada buni bitta odam qilib eplolmaydi. Bu jahon sudiga berish to'g'risida advokatlar chuqur ishlash kerak. Bu murakkab jarayonda. Mana siz aytganingiz faqat bitta Odilovlarni ishi bo'yicha jalb qilingan tergovchilarga ketgan mablag' menga kimdir aytdi. Bitta suvon borib qursa bo'ladigan darajadagi mablag' o'sha popda suvon borib qurishni boshlagan ekanlar. O'sha yerga shuncha mablag' ketmagan dedi. Bitta shu tergovchilar yegan, ichgan, yurgan, sarflagan xarajatlarga dedi. Bilmadim endi buni bir mamlakat siyosatida biron bir tashkilot bo'lish kerakmi? Bir tashkilot tashkil qilish kerakdir shu 80-chi yillardagi xatoxonlarni nima deydi ishtirokchilarini sal burunda yashga ergash ishqash kerakda. Albatta adolat qaror topish kerakda. Endi bu degani qasos olib bir narsa qilish kerak degani emas. Chunki men bir joyni hali kitobda ham ko'rsatganman, o'sha Oleg Vladimir Sokolov juda ham bo'xton yozganda, shuni dadamga aytishdi, buni bir to'g'risini aytsam, hali ko'cha odamlar kelganda bir burunni eshikka ishqab qo'yaylik, bu noto'g'ri narsalar yozgan deganda kerak emas, bu noto'g'ri narsa, qasos degan narsa manda yo'q, bu islom dinida ham yo'q narsa degan. Endi bu qasos emas, bu haqiqatni chiqarish uchun hech bo'lmaganda mayli ularni qamashga qurib ham etmaydi u jahon sudlari, chunki Rossiya hech ham bermaydi o'zini odamini. Agar mobodo yo'l yoqqa chiqib ketganda bo'ldi chiqib qolmasa. Hatto balkim O'zbekistonga ham kelib yurgandir bular bir davrlar. Keladi buni kelib yurgan davrlar ham bo'lgan shu mustaqillik davrida esir tugatildi, O'zbekiston mustaqil bo'ldi degan davrda ham shu Sizlerski deganlar yurgan mashhurda. Chunki uni o'ziga yarasha gumashtalar bo'lgan o'sha MVD, KGB boshqalar. Baribir qonun doirasida bularni shu sudga berib, ma'naviy moddiy zararlarni undirish bilan bog'liq harakatni qilishimiz kerak ekanda. Buning uchun bu O'zbekistonda qandaydir bir hech bo'lmaganda bir balki jamoatchilik tarafidan bo'lsa ham qandaydir bir tashkilot bo'lish kerakki, shu narsa shu ish bilan faoliyat bilan shug'ullanib kimlardir jalb qilish kerak bo'ladi, balkim chiqib qolar biron narsa shunday bo'lsa. Mana suhbatimiz nihoyasiga yetib boryapti. Bugun yana nimalar demoqchisiz? Rahmat. Birinchidan o'zbek sizga kitobga bo'lgan qiziqishingiz, kitobga bo'lgan munosabatingiz, buni tez kunda o'qib chiqib shuncha savollar topib suhbat o'tkazishga qaror qilganingiz uchun olimlar sizga rahmat. Sizga o'xshagan jurnalistlar ko'p bo'lsa, shu siz aytayotgan haligi masalalar ham hal bo'lib ketardi. Grigoriy Ivanov, Sizerskiylarni burnini qonun jihatdan yerga ishqash taraflarini qilsa bo'lardi, lekin ko'pchilik bunday emasdi. Ko'pchilik haligacha ham Odilov degan nomda chiqib qo'rqadi haligacha. Mana hozir O'zbekistonda prezident tashabbusi albatta bu kitob agar Shavkat Mirziyoyevni yangi siyosati bo'lmaganda bu kitob ham chiqmas edi. Hozir prezident tashabbusi bilan SSR davridagi sotsialistik mehnat qahramonlari to'g'risida oblastlarda mana Qashqadaryoda bo'ldi, Surxondaryo, Namanganda ham bo'ldi, Andijonda tashkil qilindi, gapirilyapti, odamlarni qadrlanyapti, chunki bularni mehnati qilgan va chekkan mashqlari o'tilgan edi. Dadam o'zlari ko'p aytarlar, qattiq qo'llik bilan qilganman, to'g'ri ko'pchilikni xafa ham qilgandirman, lekin boshqa yo'li yo'q edi. Bitta gapni takror aytarlar, mani ishimda zarb bilan zarb birga yurgandirlar. Zarb qilmasang ish bitmaydi, lekin ish bitgandan keyin zarini ham berish kerak, odam mehnatiga yarasha moddiy manfaat ko'rish kerak, manfaatdor bo'lish kerak. Otangiz o'limlaridan oldin vasiyat qilgan ekanlar. Keyin shu kechasi u jon talvasiga kelyapti. Bir gapirolmay qolgan joy bor ekanda gapda.
bu gapga ko'p bo'lganmi bu tema. Lekin yana bir oxirida bir mixlab ketishlari kerak ekan. Hali bezovta bo'lyaptilar, bu narsalarni qidiradilar, hali qo'l ishlaydi, ko'z ishlaydi. Qo'l bilan qidiryaptilar. Bu yoqda telefonni beramiz, yo'q, uni beramiz, yo'q. Oxiri hali buncha shisha emas, plastmassa ish bo'lsa kerak. Makkadan kimdir olib kelgan ekan. Shuni qo'llariga bersam, shunday ishladilar-da, shuni qidirayotgan ekanlar. Keyin yana bezovtada hali endi o'zi til kalima ekan hozir. Hali jon uzilish arafasida. Qarindoshlarni birikkanlarni ko'rgilar kelyapti dedim-da, singlimki kenja singlim yo'q ekan, uyib ketgan ekan. O'lmasxonni chaqiraymi desam, yo'q dedi. Palonchini chaqiraymi desam, yo'q dedi. Bo'mdagi ham ukalari kelib, yo'qlar hozir shuda. Bo'mjonaga chaqirib kelaymi desam, yo'q dedilar-da. Keyin singlim ham u qilaylikmi? Hammasiga yo'q dedilar. Keyin xarimga keldi. Dadam qabristonda o'layapsiz kelsam, ha dedi. O'sha haligi oxirgacha yetkazolmagan ishlaringizni o'ylayapsiz-a dedi. Sen qara. Ma'zur. Jonlar jannatda bo'lsin. Siz faxrlanib yurishingiz bo'ladi. Shunday bir ajoyib insonning farzandisiz. Bugun siz bilan otangiz haqida, o'sha paytdagi davr rahbarlari haqida oshkora suhbatlar qildik. Meni savollarimga oshkora javob berdingiz. Sizga katta rahmat. O'ylaymanki, bizni bugungi suhbatimizdan bizni ko'rayotgan kuzatuvchilarimiz o'zlari o'rinli xulosa chiqaradilar. Anvar aka, sizga katta rahmat. Kitobingizni ham haqiqatdan rus tilida tarjima qilib, ingliz tilida tarjima qilib nashr qilish kerak. Xudo xohlasa. Salomat bo'ling. Rahmat sizga.